Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam 3 yıl önce kanalımda yayınladığım bir video ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ben 3 yıl önce yine bu kanalda sizlere bir hemen şu anda görmüş olduğunuz Dyson'ın DC29 süpürgesinin motorunu değiştirme videosu çekmiştim. Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen şu yanında görmüş olduğunuz Dyson DC29 elektrikli süpürgenin motorunun nasıl değiştirildiğine bakıyoruz. Gelin detayları videomuzda izleyelim. Bugüne kadar da yaptığım yani daha doğrusu o güne kadar yaptığım en kapsamlı böyle tamirat tadilat videosuydu. Arada böyle bu tarz videolar yapıyorum. Hoşuma gidiyor, seviyorum. O videodan sonra da bayağı bir yorum geldi o videonun altına. Hala da gelmeye devam ediyor. Hani benzer sorunları olan, benzer sıkıntılar yaşayanlar. işte o motor şunu olur mu, nasıl yaparım, bununla değiştirebilir miyim, şunu yapabilir miyim gibi... Bir sürü soru aldım ben. Almaya da devam ediyorum söylediğim gibi. Şimdi ne oldu? Birazcık ben orada yorumlarda yazmaya çalıştım ama yorumlarda yazınca biraz eksik kalıyor arkadaşlar. Hani bir, bir nevi böyle uzun kullanım deneyimi ne oldu? O aldığım yan sanayi motor ne oldu falan biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. O videoyu ne için yukarıda link vereceğim oradan bakarsınız ama hani ben onunla uğraşmayayım diyorsanız kısa bir özet geçecek olursam motor bozulmuştu. Daha doğrusu yanmış içindeki motor çalışmıyordu. Muhtemelen de benim evdeki elektrik sisteminden kaynaklanan bir sorun vardı. Ben de dedim ki motorunu değiştirebilir miyim bunun? Orijinal parçaları pahalı tabii ki biliyorsunuz. Daha doğrusu servise götürdüğün zaman çok yüksek bir fatura çıkartıyorlardı. Dedim ki ben kendim yapar mıyım bu işi? Yaparım. Ee, şöyle bir sıkıntı yaşadım. Birinci sorun şuydu. Orijinal motoru bulamadım. Yani Türkiye'de yok en azından. Hani Dyson servisine gidip isteseniz verirler mi vermezler mi onu da bilmiyorum. Yurt dışında falan var ama o da bayağı bir pahalıydı. Yani 120 dolar, 130 dolara falan buldum yurt dışında. Ama onu da hani buraya getirmen şu vergisi, algısı, şu şusubusu derken neredeyse cihazın kendisine kadar para vermeniz gerekiyor ki anlamsız bir şey oluyordu. Yan sanayi dediğimiz ama kaliteli olarak tabir edilen e, bir motor bulmuştum. Onu da İzmir'deki bir firmadan almıştım. Taktım, bir video çekmiştim ona. Fakat onu taktıktan yaklaşık bir ay sonra falan ki benim evde hala elektrik sorunu vardı o dönem. Tekrar yandı o motorda çalışmaz hale geldi. Sonra bir daha aldım aynı motordan taktım ve 3 yıldır işte 2018'de girdim o video 28 Şubat 2018. 3 yıldır da gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Sadece şöyle bir sorun oldu onu söyleyeyim. Ee, onu çok soran oldu videodaki yorumlarda da ben yanıtladım ama buradan da hani bilgi vermek istiyorum. Orijinal motorun gücü 1600 watt'tı. Yan sanayi dediğimiz o e, aldığımız motorun gücü ise ki siz internette arama yaptığınız zaman işte Dyson DC29 motor dediğiniz zaman karşınıza çıkan motorların tamamı yani Türkiye satılanlardan bahsediyorum. Bu yan sanayi motor arkadaşlar 1400 watt. Tabii haliyle ve doğal olarak onun çekiş gücü 1600 watt'a göre biraz daha düşük. Onu söyleyeyim ben. Yani biraz daha işte dediniz yani 1600'ü 1400 ü gibi hesaplayabilirsiniz bir parça bir düşüklük yani yüzde on yüzde on bir düşüklük söz konusu. Onu da böyle hani süpürgeyle bir şey yaparken hissediyorsunuz ister istemez yani orijinal motor gibi değil. Ama söylediğim gibi orijinal motor zaten Türkiye'de yok. Ee, yurt dışında var onlar da baya yüksek maliyetlerle göre yani bugünün kuruyla yüz dolar, yüz, dolar bile desek 700 yüz küsür yapıyor ki hani bu, ben bu şunu ürünü satsam o kadar etmiyor öyle söyleyeyim yani. O bakımdan ben öyle yan sanayiye yöneldim ve işte 3 yıldır da sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Genelde bu tarz ürünlerdeki sorunlar arkadaşlar evdeki elektrik sisteminden kaynaklanıyor. Yani düzgün bir elektrik tertibatı yok Türkiye'deki evlerde ne yazık ki birçoğunda en azından. Veya belli bir yaşın üzerindeki neredeyse tamamında yok. Sigortalar sıkıntılı vesaire. O yüzden böyle sorunlar yaşanabiliyor. eğer sizin de öyle bir derdiniz olursa işte süpürgenizin motoru yanar şu olursa bu olursa kendiniz de yapabilirsiniz ama bir parça tecrübe gerektiriyor. Hep uyarıyorum bu tip konularda bunlar tehlikeli işler, elektrik işleri vesairesi tedbirli olmanız gerekiyor. Anlamıyorsanız bulaşmamanızı öneriyorum. Anlıyorsanız da dikkatli bir şekilde yapılmayacak kadar da zor bir iş değil. Yurt dışında falan hemen hemen her türlü süpürgenin böyle takma sökme videoları var. Türkiye'de de bulabilirsiniz belki bir kısmını. E, yurt dışında bol miktarda var. Onlardan siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben böyle tamir ve işlerini seviyorum. Ama yok abi, ben uğraşmak istemiyorum kardeşim ben bunların uğraşayım vereyim servisi değiştireyim diyorsunuz o da bir seçenek. Başınız ağrımaz e, temiz bir şekilde kullanmaya devam edersiniz. Çünkü bu tarz ürünlerin zaten hani bozulacak bir yeri yok bir tek motoru var hani hareketli parça olarak e, düşünebileceğimiz. E, o, onun dışında da işte bu üründe iki tane var biri yıkanabilir biri yıkanamaz Filtreler var. Onları belli dönemlerde işte yıkanabilir, yıkamanız gerekiyor, Yıkanamayanı da değiştirmeniz gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Onun dışında hani bozulacak, öyle kırılacak, ne bileyim, işte eskiyecek bir parçası da yok. Hani üzeri falan tabii çizildi. Yani bu yaklaşık 2011-2012 gibi almıştık biz bunu. Neredeyse 10 yılı geçiyor yani yavaş yavaş. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ya 10 ya da ya 10 olmuş da 9 olmuştur onu söyleyebilirim. 9-10 yıldır da kullanıyoruz. Biliyorsunuz Dyson pahalı bir marka, bayağı pahalı yani rakiplerine göre düşündüğümüz zaman. Ama o pahalılığın hakkını veriyor mu? Bence kullanım süresiyle veriyor, onu söylemiş olayım. Diğer markalarda da belki 8-10 sene kullanacağınız ürünler olabilir, bilmiyorum. Ama hani Dyson'da bu şekilde kullanıyorsunuz, herhangi bir sorunda yaşamadık ki dediğim gibi elektrikten kaynaklanan bir sorun dışında biz herhangi bir sorunda yaşamadık. Bu videoda da işte size bunu anlatmaya çalıştım. Yani ne oldu, ne bitti? Bir nevi uzun deneyim videosu oldu aslında. O motoru değiştirdim ama çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Ben bir video çekiyorum, bir şey yapıyorum. Devamında başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. Onlar çıktığı zaman da ya da kullanımla ilgili deneyimlerimi yaşadıktan sonra da böyle uzun kullanım deneyimi videoları çekiyorum. En azından sizin de hani tecrübemin devamında ne olduğunu merak ediyorsanız onu da siz de görmüş oluyorsunuz. Videoyu öbür videoda izleyebilirsiniz. Burada orada da anlatıyorum nasıl açılacağını, nasıl kapanacağını bunu tabii ki bu tarz ürünlerde yani Dyson olsun ya da olmasın hepsinin bir açılış kapanış şekli var. Yöntemleri farklı, vidaları farklı, şu su farklı, bu su farklı. Ee, sizin evinizdeki bu tarz bir ürün varsa onda nasıl açılacağını, nasıl kapanacağını vesaire gibi konuları YouTube'daki videolardan arama yaparak siz de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir uzun kullanım deneyim videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda geçtiğimiz Yıllarda yaptığım bir çalışmanın sonucunun ne olduğu hakkında bilgi veriyorum. Söylediğim gibi bir kere daha motor bozuldu. Onu da değiştirdim. O günden bugüne herhangi bir şekilde sorunsuz bir şekilde bu süpürgeyi kullanmaya devam ediyoruz. Sizin de bu konuyla ilgili sorularınız varsa, düşünceleriniz varsa ya da şöyle bir şey yapılabilir mi, şöyle bir şey oluyor mu gibi fikirleriniz varsa bu videonun altında bana soru sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, ve mutlaka mutlaka da bir yanıt vermeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Kanalıma abone olun diyorum. Aa, olmuyorsunuz. E, i̇zleyenlerin büyük bir çoğunu abone değil. E, olun. ya da Olmayın diyeyim artık. Belki olmayın dersem e, abone olursunuz diye düşünüyorum. Artık böyle söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayın arkadaşlar. Hatta bildirimleri de açmayın. E, o, olmayın diyorum. Açmayın diyorum. Belki tersini yaparsınız. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.